İzmir'de 4.8, Denizli'de 6 şiddetinde yaşandı. Depremlerin 17 Ağustos'a yakın tarihlerde meydana gelmesi ise birçok kişide endişe yarattı. Türkiye yıllardan beri 99 depremini unutamazken afetin 20. yılında TMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Bursa Şubesi Başkanı Enginer bu korkuya rağmen hala daha önlemlerin alınmadığını söyledi. 17 Ağustos depreminin üzerinden 20 yıl geçti. 20 yıl sonra depremleri yine unuttuk. Depremlerle ilgili masa başında kararlar almaya devam ediyoruz. Gerekli dersler çıkarılarak planlı ve afet güvenliği yüksek yerleşimler için gereksinim duyulan kurumsal, hukuksal ve ekonomik önlemleri evdelikle almak gibi bir düşünce içerisine maalesef girilmedi. Bugün 99 öncesine göre kentlerimiz depremlere karşı daha güvenli değildir. Afet risklerini azaltmaya yönelik ulusal afet politikaları hala oluşturulup uygulamaya geçilmemiştir. Afetlerle doğrudan ilintili yasalarda ben yaptım olduğu mantığıyla hem genelde hem yerelde hareket edilmektedir. Afet, imar ve yapı denetim gibi kanunların yeniden düzenlenmesi konusunda aradan geçen süre içerisinde herhangi bir gelişme olmamıştır. Aksine çıkarılan her yeni yönetmelikle durum daha da karmaşık hale getirilmiştir. Halkın afet bilinci ve afetlerle mücadele kültürünün geliştirilmesi için gerektiği her türlü yeterli çaba gösterilmemiştir. Marmara Denizi'nde en geç 30 yıl içinde hareketliliğin yaşanacağını belirten Er, Bursa'nın da şu anda depreme hazır olmadığını vurguladı. Şehirleşme açısından Bursa'nın şu anda deprem olgusuna hazır olmadığı görülmektedir. Bir deprem sonrası gereksinim duyulacak olan boş alanlar ve alternatif yolların bulunmaması nedeniyle deprem sırasında oluşacak hasarın boyutu daha da büyüyecektir. Bursa Ovası'nda yapılaşmadan kaçılması gerekmektedir. Son günlerde Bursa merkezinden geçen aktif fayların tespitleri konusunda ayrı ayrı resmi kurumların ayrı ayrı çalışmaları olduğunu biliyoruz. Yapılan her çalışmayı önemsiyoruz. Fakat bu çalışmaların bir bütünlük halinde ele alınıp değerlendirilmemesinin yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Depremin ülkemizi kaçınılmaz bir yaşam gerçeği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bireylerin yaşam mekanlarını teknik denetimden geçirerek sonuçlarını uygulamaları, kent yöneticilerin de kamu ve toplu yaşam alanlarında bu denetimlerin yapılmasını sağlayarak can ve mal güvenliğinin en üst konumda koruma altına almaları sorumluluklarının gereğidir. Er ayrıca yargıdan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne ders niteliğinde bir karar çıktığına vurgu yaptı. AFAD'a riskli alan tespiti süreçlerindeki görevi iade edildi. Riskli alan tespit, belirleme, tespit edilme sürecinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na karşı açtığımız davayı da genel merkezimiz kazanmıştır. Bu şu demektir, artık riskli alan tespitinde jeolojik ve jeoteknik verileri devre dışı bırakan uygulamayı kanun dur demiştir.